Havaalanının girişi böyleydi. Gördüğünüz gibi şuradaki direkleri Hindistan bayrağıyla renkleriyle donatmışlar. Çünkü buranın bağımsızlık günü. Tekrar burada da var turuncu beyaz yeşil. Hindistan'daki havaalanlarında böyle her bölgenin o havaalanında değişik kültürleri var ya. Mesela burası Punjab. Bakın Punjab'da çok fazla inek rumanda yetiştiriyorlar. Başka neleri anlatmışlar. Burada bir aile var. Burada bir şeyler oluyor. Anlayamıyorum bazen Hindistan'ı. Böyle neler anlatmaya çalıştığını. Bakın Golden Temple'ın resimleri var burada. Çok hoş. Ama şu en güzeli. Çünkü Hindistan'ın kurtuluş günü. Sevgili bir Hint, bir Türk izleyicileri. Şu an ben Amritsar Havaalanı'ndayım. Peki neden? Türkiye'ye dönüyoruz. Tamamen değil. Çok soru gelmiş böyle ne zaman tamamen mi dönüyorsunuz? Ne kadar kalacaksınız falan. Tekrar buraya bir dönme planımız var. Onu size anlatırım. Fakat şu anki güncellemelerde biz şu an Amritsar Havaalanı'ndayız. Buradan Dubai'ye gidiyoruz. Dubai'den sonra da Türkiye'ye varıyoruz. Orada bir düğünümüz olacak. Onun için gidiyoruz şu an. Uçağımız hareket edecek ve biz Amritsar'dan Dubai'ye gidiyoruz. Yaklaşık 3 saat sürüyor. 3 saat sonra oradayız. Ebru'yla birlikte zaman geçireceğiz. Onun için heyecanlıyım. Ebru'da Hintli bir eşi var. Böyle biz Instagram'da tanıştık onunla. Onunla görüşeceğiz. Güzel bir gün geçireceğimize eminim. Ama Hindistan'daki son zamanlarım artık. Hindistan'ın havasını son içime çekişim. Dubai'ye vardık. Gemiyor simpam. Okay. Bize bu arada böyle bir sim kartı verdiler. Bu bir gün geçerli. Çok güzel bir uygulama. Çünkü havaalanından çıktıktan sonra Wi-Fi bağlantımız kesiliyor ya. O yüzden bunu dışarıda kullanabileceğiz. Bunu sevdim. Bu arada Dubai havaalanı şu şekilde görünüyor. Dubai'de her şey Arapça ama yanında İngilizcesini görebilirsiniz. Burası çok uluslu bir yer. Çok fazla Afrikalı, Hintli, Pakistanlı, Singapurlu, Malezyalı, böyle özellikle Asya ülkelerinden çok fazla buraya çalışmaya geliyorlar. İngilizceyi bilme açısından da gayet iyiler. Havaalanının çıkışında böyle bir metro bölümü var. Biz de şimdi metroya binip Ebru ile buluşacağız. Buradan bilgi alabilirsiniz. Metro kartları var. Günlük sınırsız olanı 22 dirhemmiş. Tek binişlik de 8 dirhemmiş. Bakalım Rajan da düşünüyor. Bizim bugün bayağı bir gezeceğimiz için dedik biz limitsiz olanı alalım. Dubai çok güzel, tertemiz. Her şey çok gelişmiş, çok teknolojik. Hiç yorulmuyorsunuz. Hiç. Her şey çok kolay yani burada. Hele Hindistan'dan geldikten sonra burası beni daha çok büyüledi. Şu an Dubai'de bir marketteyiz. Burada böyle meyve suları falan var. Hazır yiyecekler var, sandviçler falan. Buradan su aldık. Ebru şimdi ona ödüyor. Bir suya 1,5 dirhem verdik. Kaprisanları falan gördüm. Değişik şeyler var burada da. Bakalım bunlar ne kadarmış? 12-25 dirhem. Dubai'deki metrodan çıktık. Fakat havayı hiç beğenmedik. Çok sisli görünüyor ve hava çok nemli, çok sıcak. 42 derece falan. Yani bir önceki geldiğimde Dubai'ye bayılmıştım. Ama şu an gerçekten burayı gezmek, burayı keşfetmek çok zor bu havada. Bilmiyorum burada yaşayan insanlar nasıl yaşıyor. Ebru da onlardan biri.
O da gerçekten zorlanıyormuş. Genelde dışarıya çıkmıyormuş bu saatlerde. Ama şu an bizim için birlikte böyle dolaşıyoruz. Bu arada burada çok fazla Hintli var. Bakın şurada da sari giyen biri var. Şu an Dubai böyle. Havanın sıcaklığından dolayı. Ay, göremiyor beni. Şu an takside El Sif'e doğru gidiyoruz. Orada bir Old Dubai değil mi Ebru orası? Orada birkaç bir şeyler bakacağız. Yani hava kamerada belli olmuyor ama sisli görünüyor. Çok şaşırtıcı ve çok sıcak gerçekten. Ebru önde fenalık geçiyor. Ebru yelpazesiyle fenalık geçiyor. Bağlı halka yüzü. Burası yer. Bak buralar hep Old Dubai. Çok çok. Dubai'yi böyle beklemiyordum. When I came on January, it was amazing. I'll see. Böyle. Ebru'yu dinleyelim. I'm saying Ebru knows better. Ben biraz şey yaptım. Yani enişte day böyle making fishery. Türkçe mi söyleyeyim, İngilizce mi söyleyeyim? Türkçe. Türkçe. Bu NC'de yerli Arap halkı balıkçılıkla uğraşıyormuş. Çünkü burası böyle deniz kenarında ya. Eski zamanlarda burası eski Dubai yani. Bu Burj Khalifa, Cumeyra oralar olmadan önce buralarda yaşıyorlarmış. Zaten tarihi böyle çekelim buraları da. Binalar filan eski. Buralar hep Old Dubai. Dubai'deki kıyafetlere bakıyoruz. Böyle yerel kıyafetler var. How much the magnet? 10 dirham. 10 dirham, okay. Minimum 10 dirham it's starting? Yes, 10 dirham. Okay. Her kaftan is 10 dirham. How much? 10 dirham. 10 dirham. Where is the birds? Burası bayağı böyle sessiz, sakin bir yer. Yerel kıyafetler ve hediyelikler var. İşte Dubai'nin simgesi olan develer. Şu tabaklar çok hoşuma gidiyor. Burası çok sessiz. Pek bir turist yok. Burada ünlü bir Starbucks varmış. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Ama onun dışında... Ha. Bakın bunlar falan aslında dükkanlar ama kapalıymış. Ve havadan dolayı kapalıymış. Normalde hepsi açık oluyormuş. Like Goa, Muson season. Goa'ya da gittik, her şey berbattı, kapalıydı. Enişte, here season starts after September. Here life is here after September, Eylül'den sonra. Normally these are the shops and they are open. Huh? Mesela bu yok, bu mesela su odasıymış, kontrolü oluyor. Ha. Şey zaten shoplar böyle belli, üzerinde yazıyor bilmem ne falan diye. Ya işte Dubai'deki şu çantalara bayılıyorum, bayılıyorum. Aa, burada ciddi gibi şeyler varmış. Evet, güzel. Hemen fiyatını soralım. Ay, renkli renkli ya. Hint işi gibi. Bunlar da çocuklar için. Burada da... Aa, Türkiye. Türkiye. Burada da yastıklar var. The carpets. Ne? Carpets. Ya. Halılar var burada. Halı kültürü var mı burada Ebru? Ha? Halı kültürü var mı burada? Var. Sizin evde var mesela? Bana hiç çıkmasını yanmadım. Ama ayakkabıyla eve giriyor musun? Hı. Mesela bizim evde ayakkabıyla eve giriliyordu. Ha. Ya hava şimdi hava sıcak, gidenci almadım. Hı hı. En güzeli. Evet.
Evet, aynen eski şeyler geldi. Ay şu vazolara bak Ebru. Çok hoş. Mükemmel. Bayıldım. CF'deki Starbucks'a geldim. Burada harika bardaklar karşıladı beni. Çok güzel Ebru. Şunlara baksana. Şimdi Starbucks'a geldik. Starbucks'a çok video çekemedim. Çünkü orada yasaktı. Tekrar geri dönüyoruz. Yine böyle alışveriş yapılacak yerler var. İçerisi buz gibi ama dışarılar çok 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 sıcak. Bunlar baharatlar, çaylar falan değil mi Ebru? Bu da Meryem Ana nohutu. Ha bunu doğumda evet, falan doğumda kullanıyorlarmış suya koyuyor kadınlar. Bu açılıyor. Sen söyle bunu Rajan'a anlat. It's the herb of Mary. Rosemary. No, not rosemary, but in Turkey they use for the yogurt. You put this inside water. Burada çok değişik çaylar var. Şunlar falan şey, ben bunları sarımsak dövme şeyi falan olarak düşünmüştüm ama böyle otları içine koyup dövüp yakıyorlar. O tütsü gibi çok güzel bir koku veriyor. Dubai'de asgari ücret yokmuş. In here there is no minimum wage. Ebru told. I was not knowing this. Duruyor burada arabalar falan da hemen. Güzel. Hangi? Okay. Dubai'deki berberler falan 5 dirhemmiş. Gayet iyi. Ama diğer şeyler çok pahalı. Mesela 1+1 böyle stüdyo daireler falan 1800 dirhem falanmış. İnternet çok pahalıymış bu arada. Hem Wi-Fi hem de cep telefonumuzdaki mobil internet. Şimdi biz buraya gelmişken altın bakmak istiyoruz. Biliyorsunuz burada altın daha ucuz. Yanlarda böyle emirdiklerinin fotoğrafı var. Emirlerinin. Dubai'de çok fazla Hint restoranı var. Samosalar falan var burada. Pakora var. Havvacı, şöyle bir kere. Si, Bombay tea, Lahore tea. Ya burası gerçekten küçük Hindistan, küçük Pakistan gibi. Her yerde Hint restoranları, Pakistanlı insanlar. Az önce biz Hint yemeklerine bakarken biri dedi ki şurada Pakistan'da bir restoran var, çok güzelmiş, oraya da gidin falan. Saat şu an 5-6, hava biraz daha iyi, çok hafif esiyor. Arkamda Ebru'şum var. Burada Rajan var, sıcaklıktan bayılan. Çok sıcak. 70 derece sıcakta geliyoruz. Ebru, Dubai'de yaşam nasıl?
Dubai'de yaşam anlatılmaz yaşanır. Çok Come to Dubai diyor musun? Come to Dubai ama yelpaze ile gelir. Habibi, gibi. Habibi never come to Dubai in this time. It is çok sıcak. Otherwise çok güzel. Evet, Eylül'den sonra güzel. Ama bizim layover'ımız burası. Burada olmak zorundayız. Bu restorana Şarukhan gelmiş, Zakir Naik gelmiş. Başka, şurada Salman Khan falan vardı. Evet, şurada. Bayağı ünlü galiba. Ustak da bu herhalde. Enişte girdi içeri. Tekrar metroya gidiyoruz. Ama önce bir markete uğrayacağız. Biliyorsunuz Dubai'nin altınları meşhur. Burada da bir ne diyoruz? Dubai marketi var böyle. Altınları falan aynen. Gold market. Görkem altın tasarımları yapmış. Altından neler yapmışlar. Dev gibi falan diyor Ebru. Sen gittin mi daha önce? Gittim. Altından kıyafetler, böyle taçlar. Gold clothes olsun şimdi. Asla gelebilecek her şey. Gold clothes. Evet, evet. Aynen. Onları göstereceğiz size şimdi. Yine metrodayız ama it will be not long. Aynen. Kısa, 10 dakika falan mı? 10-15 dakika. 10-15 dakikada falan şimdi oraya varacağız. In 10-15 minutes we will reach there now. Tamam. Görelim bakalım Dubai altınlarını.